Yaptığınız mesleğin dışında tanınma haliniz vardır dünyada. Kapladığınız alan itibariyle ya da tavrınız nedeniyle çevreniz ya da sizi bilenler çok sever ya da az sever. Hiç tanışmıyorum, ilk kez bugün tanışacağız ama bana ismini söylediğinizde ne hissederim? Naif, sakin, bağlı köklerine, çevresine ve böyle her şeyi kalbinden yapan biri gibi birazdan söyleyeceğim ve stüdyoda ağırlayacağım isim. Ve bu kıymetli isimle hangi sözün peşinden gideceğiz? Gelin birlikte bakalım isterseniz. En iyi ve en güvenli şey hayatında bir denge tutturmaktır. Çevremizde ve içimizdeki büyük güçleri anlamaktır. Eğer bunu yapabilir ve bu şekilde yaşayabilirsen o zaman sen bilge bir insansın. Euripides. Euripides çok önemli bir düşünür. Zamanın önemli isimlerinden biri. Ne kadar önemli? İşte günümüzde güncelliğini koruyan bu muhteşem paragrafı yazıp tarihi arkasından bırakacak kadar önemli. En az sesi ve müziği kadar. Bence kimliğiyle de çok kıymetli Gökhan Türkmen bugün konuğum. Hoş geldin Gökhan. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsın? Nasılsın sana? Çok teşekkür ederim. Sen de lütfen. Biraz önce de siz dedik yeni tanışıyoruz ama olsun. Eyvallah. Başka kozmik bir alanda bence birbirimizi çok seviyoruz ve severek büyük takipteyiz diye düşündüğüm için. Hoş geldin, hoş sefalar buldum. Getirdin. Sağ ol, teşekkür ederim. İyiyim demek yasak, nasılsın? Valla çok şükür her şey yolunda. Güzel gidiyor. Hı hı. Kötü bir dönem sonrası işimizle alakalı güzel bir döneme geçtik. Zor bir dönemdi gibi. Tüm müzisyenler için. Evet, aslında hala da zor. Evet, hala da. Zorluklar devam ediyor. Evet. Ama hani işimizi gücümüzü yapma durumunda şu an birazcık daha motivasyonumuz aslında yüksek. Olanlara gözümüzü kapadığımız sürece ve elimizden geldiğini yaptığımız sürece. Çünkü mecburuz. Biraz üç maymun bazen iyi gelmek zorunda kalıyor değil mi? Yani evet, ben çok üç maymunu oynayabilen bir adam değilim ama mecbur kaldığınız ve işinize odaklanmak zorunda olduğunuz zamanlar oluyor. Bu üç maymunu oynamak aslında biraz işinize odaklanmanızı sağlıyor. Çünkü tabii, üç maymunu oynamazsanız... Tabii oynamak gibi dedin, üç maymun olmak o aslında. Evet, oynamak aynen. Bu sefer hem görmeyeni hem duymayanı hem de konuşmayanı oynamak değil, mecbur kalmak. Daha evet, acı olan yani galiba. Şey dediğim gibi çünkü onu yapmadığınız zaman birazcık daha rahat bir şekilde hayatınıza devam edebiliyorsunuz. İşinize gücünüze evet. Daha sıkı bağlanabiliyorsunuz. Evet. O yüzden mecbur. Çok haklısın. Sohbetimize böyle hızlı bir şekilde gireceğiz. Duygusal bir yolculuğa çıkacaksın benimle hazırsan. Ama önce melodilerinle başlayalım tabii isterim. Ki. Bir parçanı seslendirirsen tabii bize ki. Çok sevinirim. Seve seve. Yaşasın. Selam ben de.
duygusal birisin. Zaten bütün satırlarından, sözlerinden bunu anlıyorum. Ama özel hayatında öyle tatlı bir yerde tutuyorsun ki sevenlerinle sosyal medyada, hesabında. Yani çok güzel bir dozda tutuyorsun onu da. Bir yandan böyle tüm gönlünü ve kalbini açmışsın gibi ama bir o kadar da kapalıymışsın gibi. Yani bunu nasıl becerebiliyorsun, bu dengeyi çok merak ediyorum. Normalde de ilişkilerinde böyle misin? Ya samimi gördüğüm her şeye çok içim açarım. Yani arkadaşlarımda da öyle. Çok da fazla hani böyle çok arkadaşım yoktur. Yani bir doğum günü, doğum günü falan kutladığımız zaman en fazla 30 kişi falan işte gelir yani. Yani iyi bir sayı tabii ki ama bu hani herkesle 30 kişiyle de böyle sürekli görüşme halinde değilim. Ama bu 30 kişi benim hayatımda her zaman samimi bir şekilde yeri vardır. Sevenlerimle de öyle bir yoldayım. Yani bu, ben genel olarak böyle yazı stilinden de, konuşma şeklinden de o insanın samimi olup olmadığını az çok anlayabilirim. Tabii bir ki. Sürü insan vardır benim hani sosyal medyada kabul edip de sohbet içinde olduğum, tanımadığım halde. Hani bu seven, takip eden, hani hayran, hayran çok kullanmıyorum ben gerçi. Hani böyle çok hoşuma da gitmiyor o kelime ama hani seven, takip eden, beni gerçekten böyle hani hayatın içine koymuş, şarkılarımı hayatının içerisinde, merkezinde yer ettiği bir kişi sayısı var sosyal medyada da. Onun dışındakilerde de mesela işte görüp beğendiğim, teşekkür ettiğim çok insan var. Bu samimiyeti gördüğüm zaman evet bunu çok fazla içime açan bir adam ama eğer yani sevmediğim insanı sevmem, öyle diyeyim. Bu iyi bir şey galiba. Sevdiğim insanı da mesela üçüncü dakikadan itibaren yani sabah kadar muhabbet edebilirim, konuşabilirim de. Çok özel bir şeyimi de anlatabilirim. Belli olmaz yani o anki hissettiğim şeye bağlı. Genel olarak dediğin gibi aslında böyle gözüküyorum ve böyleyim. Annene çok mu düşkünsün? Aileme çok düşkünüm. Bir hikaye var çünkü editörümün benimle paylaştığı, okulda annen evet. ayrı kaldın diye böyle bayağı tabii, ağlamışsın tabii ve okula gitmek istememişsin aynen. gibi. Ya, erkek çocukların çoğunda var galiba. Yengeç burcu musun? Yok, sen Başak değilsin. Başak. Ben. Yükselim de Başak. Benim oğlan bana çok bir düşkündür yengeç. Hani yengeç burcu ayrı böyle bağ kurar diyebilirim. Anneye bu düşkünlük? Yani bence her erkek çocuğu küçük yaşlarda evet. ilk okula başladığı evet. zamanlarda mutlaka annesiyle hep iletişim evet. halinde olduğu için aynen. hep annesinin yanında ister ve annesinden ayrılmak istemez. Çünkü baba hep çalışıyor olur zaten. Genelde bahsediyorum tabii ki bu. Şu an tabii değişti biraz mevzu da bizim zamanımızda öyleydi. Ben hep annemle muhataptım yani hani genel olarak tabii ki. O bir de çok uğraştı benimle. Ben yani çocukken çok az yemek yermişim, yediğimi istifa edermişim. Annem tabii o zaman hazır yemekler, hazır mamalar yok. Tabii. Annem benim istifa ettiğim şeyi tekrar oturup tekrar yaparmış. Aa. Tekrar istifa edermişim falan filan. Yani benimle çok uğraşmış. Hani kemik zayıflığım varmış, doktor ne biçim bakmışsınız bu çocuğa demiş. Annem çok üzülmüş falan hani o kadar uğraşırken bir de doktorun öyle bir şey demesi falan. Annem benimle çok uğraşan bir tek anne çocuk. Modeli. Yok tek. Ablam da var. Ablam da bana çok düşkündür. Yani böyle evde çünkü yani bir erkek çocuğuna göre daha işte sakin, daha duygusal bir çocuk olduğum için tabii ki yine yaramazlığım çok fazla, okuldan çok çağrıldığım zamanlar oluyor. Seni yaramaz düşünemiyorum. Gökhan. Ya var yani benim de kendime göre yaramazlıklarım oluyordu. Yani çok severlerdi beni, okula da çok severlerdi. İlkokul öğretmenim de çok severdi sağ olsun Fazilet öğretmen. Ama tabii ki yani hani her erkek çocuğunun yaptığı yaramazlık kadar ben de hani annemi okula oldu. Çağırtırılacak kadar bir annemi yaramazlık. Annemi okula çağırttırdım. Aynen öyle bir durum vardı. İlk başladığım zaman da okula işte kapı açık dururdu hep. Annem dışarıda dururdu. Ben annemi görmeden ders yapamazdım yani. Annemin orada olması lazım. Gerçekten aynen. Bir bu süre kadar öyle ama. Annem mesela ben derse dalıyorum. Bir okuyorum annem yok ağlamaya başlıyormuş ama. Ah kıyamam. Bir ara annem yanında oturuyordu bir ara. Sıra arkadaşımdı kendisi. Biraz ya yani bu çocuk olmayacak dediler hani bir süre sonra gelsin. Daha belki de hazır değil falan deyip beni gönderdiler. Evet ben erken mi başladın? Biraz erken başlamıştım. Ha, o zaman onun zaman. Etkisi var. Onun da etkisi vardı. Sonra alıştık yani. Yapacak bir şey yok. Şimdi ne oluyor mesela en kendini yalnız hissettiğin anda kim görmek istiyorsun yanında? Kimi kapının arasından görürsen iyi geliyor? Güzel soru. Yani şu anki ailem tabii ki öyle. Ama yani ilk ailemde, şu anki ailemde her zaman yani duygusallaştırır beni biraz. Yaşıyor değil mi annenle baba? Yaşıyor. Allah uzun ömür. Ablam varsa. Da yaşıyor. Ablama da çok düşkünümdür. Zaten ilkokulda, ortaokulda, liseyi de ablamla okudum ben. Hı hı. Şeyde de
yani dersten kaçıp ablamın sınıfına gitmişliğim de var benim. Ya bu çok iyiymiş ya, beni ablamın yanında oturtun ya da yani, annem yanıma gelsin. Kapıyı vurup ben geldim deyip ablamın dersine girip ablamın yanında oturup dersi onunla geçirip falan. Bayağı ballı badem yani, böyle biraz ortada evet, siyah siyah yani, dolaşan. Aynen. Ablam da çok yani çok sever beni, çok hani böyle yani göklerin ağını kardeşim diye severdi beni falan. Bir de 2,5 yaş var aramızda, çok bağlıyız birbirimize. O yüzden de böyle şey... önemlidir benim için. Yani hepsi de önemlidir. Eşim, şimdi çocuklarım. Tabii kadın erkek ilişkisini anne ve abla ilişkisiyle öğreniyorsun bir yandan da. Evet, benim her zaman... Nasıl? Tezahürü ne oldu eşinle, evliliğine, ona duyduğun aşk, bağlılık, o güç alma hadisesi nasıl dönüştü oraya? Çünkü mesela bu tablo birçok kadın için de korkutucudur yani. Ablaya düşkün, anneye düşkün ama uğraşırız. Evet yani ben çok realist bir şekilde bir düşkünlüğüm vardır benim. Hiçbir zaman onu birbirine karıştıran bir adam olmadım. Yani hani kim ne değeri hak ediyor veya işte neyse odur benim için. Yani alanları belli. Eştir, abla abladır, anne annedir. Yani üç kadını hiçbir zaman birbirine karıştırmam. Yani kim haklıysa, kim doğruysa onu her zaman birbirine yani iletmişimdir, söylemişimdir. Çok şükür hiçbir zaman böyle bir sıkıntıya girmedim. Yani ne eşimle ablam arasında, ne eşimle annem arasında böyle bir şey olmadı şu ana kadar. Ama ben her zaman söylerim, bir erkek çocuğun ablası olması çok büyük şanstır. Özellikle de yakınsa eğer yaşları. Çünkü ben bir kadınla nasıl konuşacağımı ablamdan öğrendim. Nasıl giyineceğimi ablamdan öğrendim. Yani anne de çok önemli tabii ki bir erkek çocuk ama yani için ama abla beraber büyüdüğün için. Şimdi benim etrafımda çok da kız vardı o zaman. Ablamın arkadaşları, kuzenlerim yani çok fazla vardı. Şimdi onlardan anlıyorsun, onların ilişkilerini dinliyorsun. İşte erkek nasıl olmalı bir ilişkide onu duyuyorsun, dinliyorsun. Ha demek ki böyle yapmamalıyım diyorsun. Konuşurken şunu dememeliyim diyorsun. Demek ki kadınlar bundan hoşlanmıyor diyorsun. Bir süre sonra bu kadınlara nasıl yaklaşman gerektiğini, nasıl kibar bir adam olman gerektiğini, centilmen olman gerektiğini az çok anlatıyor. Bu senin naifliğin. Yani her erkekte böyle bir çıkarım yapmayabilir bu hikayeden. Ya tabii ki yapmayabilir. Şu zamana kadar ki ama gördüğüm ablası olan, yani etrafımda olan çok yakın arkadaşlarım var erkek. Çoğunda ablası var. Çoğu da böyle adamlar. Peki... Çok kadınlı bir hayat seninki. İki de kızın var, yanlış mı biliyorum? Ben hayatım öyle galiba. Ben üçüncü oyunda olsa kız olacak büyük ihtimal. Yani böyle bir sürü çiçek, bir böcek, bir de baban, iki böcek gibi. Çok şanslıyım. Nasıl hissediyorsun? Kırkımda delirmem diye inşallah. Yani benim kocam 45 yaşında ve böyle şey oluyor. Ali doğduğu an böyle oldu. Allah'ım şükür yani. O güne kadar sadece bir tane erkek kedi vardı evde. Bunun dışında her taraf kadın. Yani çok güzel bir şey bence ya. Ben çok şanslı hissediyorum kendimi. Sen nasıl bir hayat yani? Kalktın, iki kız, yanında eşin. Ya bakıcımız da vardı bir ara. Evet. Dört kadınla birlikte yaşıyorduk. Yani çok uzun zaman öyle yaşadık. Ya ben çok alışığım ya. Bana çok zor gelmiyor. Tabii ki zorluğu var. Sonuçta hani yani bir erkek de çok zor ya. Yani bir süre sonra. Yani hani kadın işteyse daha naif, daha kibar, daha böyle içinde yani hani... Bir daha steril bir ortamda büyüyorsun, yetişiyorsun ya. O yüzden de iki kızının olması da seni daha böyle sakin, işte daha dengeli bir adam yapıyor. Yani sakin bu... yapıyor mu iki kız babası olmak? Vallahi yapıyor. Değişik naifliktesin Gökhan. Tanıdıkça hayran olmak. Aslında öyle yani olmaz mı? O işte kızlar daha... biraz cadıdır ya küçükken. Yani bir böyle çığlık atıp yeter dediğim bir anı yok mu ya yani? Ya mutlaka şey oluyor canım. Yani o hani kadın psikolojisini tabii, çok hormonlar. Yoğun bir şekilde tabii ki anlıyorsun, yaşıyorsun da. Biz bir de çok fazla geziyoruz, dolaşıyoruz, ediyoruz ya çocukları bir de çok özlüyoruz. Yani zaten az görüyoruz. Gördüğümüz zaman da o hormonal durumu çok da aslında yaşamıyorum ben yani. Hani yaşadığım zaman da yaşayayım artık diyorum yani. Haklısın. Bir tane fotoğraf paylaşmışsın ekip arkadaşlarına. Evet. Galiba tam da bu muhabbetin üstüne doğru gidecekmiş yönetmenim Ceyhun kulağıma fısıldadı. Ve aşk. Aynen. Niye bu fotoğraf? Deniz benim için çok önemli. Ben hep deniz kenarında büyüyen bir adamım. Deniz görerek büyüdüm yani çok şükür ki. Çok büyük şans benim için bu. Deniz ve eşin olduğu Sinem. İçin. Denizin rengi de burada çok beni çok rahatlatan bir renk. Bozca da burası. Çok güzel. Ve Sinem tabii ki yani. Birlikte mi çalışıyorsunuz? Birlikte çalışıyoruz. Yaklaşık 9 senedir. Hangi alanda ortak çalışıyorsunuz? Menajerim. Menajerim. Aynı zamanda... Nasıl bir duygu eşle çalışma? Vallahi çok keyifli aslında. Zor bir şeydir. Yani bir kadınla bir erkeğin hani bir de karı kocanın
çalışıyor olması. Ya bizim kavgalarımız genelde işle alakalı olur mesela. Hiçbir bir şekilde hani böyle aman sen niye öyle baktın, niye öyle oldu, niye şey... Yani bir kadın erkek psikolojisiyle de yaratılan bir kavga hiç olmadı bizim. İşte işle alakalı hani benim istediğim, onun istemediği, onun istediği, benim istemediğim şeylerle ilgili böyle bir tartışırız falan. Ama onun dışında çok... Ya biz bir de çok eski arkadaşız. Yani lisede sınıf arkadaşıyız. Ha, sıra arkadaşıyız. Peki evet. Orada aşk var mı? Orada benim ona karşı bir aşkım vardı. Ama onu hiç zaman söylemedim ben yani evlenene kadar. Nasıl yani? Ya şöyle, şimdi ben lise 2'de tanıştım Sinem'le. Tamam, aynı okuldasınız. Biz lise 1'de tanıştık daha doğrusu ama lise 1'de tabii bir arkadaşlığımız başlamadı. Lise 2'de aynı sınıfa düştük. Sonra çok yakınlaşmaya başladık biz. Çok yakın iki arkadaş olduk. Yani bir kızla bir erkek çok yakın bir şekilde arkadaş oldu. Ve ben ona ilgi duymaya başladım tabii ki ama bu ilginin... yani ben seninle sevgili olmak istiyorum diyerek bozulmasını istemedim. Çünkü o kadar güzel bir ilişkimiz vardı ki yani şimdi o zaman başlayan bir ilişkinin çok sağlıklı olmayacağını düşündüğümden yani hani şimdi ben o ilişkiyi başlasak belli bir süre sonra ne kadar sürebilir bir lisede başlayan bir ilişki, evet, risk. Ne kadar sağlıklı olabilir diyerek biz en iyisi böyle kalalım diyerek ben ona hiçbir şekilde bir şey söylemedim. Bizim de günlüklerimiz vardı beraber tuttuğumuz. O kadar yakınız. Yani o yazın mesela onda duruyordu defter. Getiriyordu. Bir yaz bende duruyordu. Ben yazıyordum. İşte derste mesela sıkıldığımız yazıp birbirimize çaktırmadan verdiğimiz notlar falan vardı. Peki bir dakika şurada araya gireceğim. Yani Sinem sana gelip bayağı mesela şuna aşık oldum, bundan hoşlandım evet. diyor muydu? Tabii. Yani o zaman ilişkileri oluyordu. Yani benim de düşün şeyliğim oluyordu. Hissettiğim, birilerini hissettiğim şeyler oluyordu. Ben de onu anlatıyordum. Ama yani şöyle bir yani şimdi diyeceksin ki ona hissederken başkasına nasıl hissediyordun? İşte o hayır, değişik. Hayır anladım burayı. Aha. Yani sen dersin ki o. Ama bozmamak için... Evet yani ben ablama bile, ablama okuldan sonra, liseden sonra benim bir iki sene daha devam etti Sinem'e karşı olan ilgim açıkçası. Ablama da hatta diyordum ki ben evlenirsem Sinem gibi bir kadınla evlenirim. Yani çünkü benim için hani evlilik zaten çok istediğim bir şey değildi o zamandan beri. Yani Sinem'e kadar bile evlenmek istediğim bir durum yoktu. Çünkü hani istemiyordum yani. Hani aile içinde de böyle bir ufak bir geçimsizlik olduğundan belki de kötü bir rol model olduğundan dolayı da istemedim hiçbir zaman. İşimden dolayı daha da istememeye başladım. Çünkü güvenmek zordu. Yani beni işimi kaldırabilecek yani bunu çok rahat anlayabilirim. Bunu şey için söylemiyorum. Kendi hani beni anlayabilecek falan bir anlamda söylemiyorum. Yani bu olabilir normal bir şey yani. Hani benim işimi, sosyal hayatımı işte kaldıramayacak ya da yaşayamayacak olan olabilir diye düşündüğümden hiç bu kafaya girmek istemediğimden dolayı da olursa işte bilmiyorum yani hani tanıdığım birisinin olması lazım, bildiğim birisinin olması lazım diye düşünüyordum. Sonra lise bitti. Sonra lise bitti. Bir iki sene daha benim ilgim devam etti. Sonra bizim arkadaşlığımız da devam etti tabii ki. Yani biz lise dahil 17-15 yıl falan görüştük. Yine onun ilişkileri oldu, benim ilişkilerim oldu falan. Yani ilişkimiz başlamadan önceki son iki senemiz görüşmedik hiç. O dönem böyle bir soğukluk girdi aramıza, bir şeyler oldu falan. Sonra Çatı Katı şarkım çıktı benim. O benim bir gün Çatı Katı klibini izledikten sonra niye bizden almıyorsun kameraları, çok güzel olmuş klip falan deyip böyle bir aradı beni. Biz de işte o gün şey yapacaktık, işte kutlama yapacaktık falan. Dedim ki ya kutlama yapacağız, bayağıdır da görüşmüyoruz, gel hadi görüşelim. Biraz dertleşiriz falan filan yaptık böyle. Geldi, biz karşılaştık ilk defa hayatımızda ilk defa öyle sarıldık birbirimize ilginç bir şekilde. O iki sene iyi gelmiş galiba. Olabilir aslında. Yani işte bir şekilde yani ben... Hep hayatımda söylediğim şey şu yani ben elimden geleni yaparım insan olarak. Hani karakterim iyi olsun diye, insanlığım iyi olsun, iyi insan olayım diye elimden geleni yaparım. Ne olursa o olur. Yani hiçbir şekilde buna müdahale edemem. Etmem de zaten. Her şeyin zamanı değil mi? Her şeyin zamanı var ve her şeyin de bir kısmeti var diye bakarım. Evet. Yani ben hatta Sinem'le birlikte olmaya başladığımda dedim ki ben seni hak ettim. Yani hani çünkü... Ben, çok bekledim. Yani evet yani bunu tabii ki 17 yıl, 20 yıl ben seni bekledim anlamında bir psikopatlıkla ya da bir şeyle söylemiyorum bence ama. Bence çok romantik bu cümle ya. Bunu açıklamaya gerek bile yok yani. Çok çocuk aklınla, tertemiz evet, kalbinle aynen. Sen aslında niyetini koymuşsun, hedefini koymuşsun. Aynen dedim ki ben senin gibi birisiyle onu. Evlenebilir mi? Hala evet. Öyle düşündüğüm evet. için zaten sana hani bunu evlenme teklifi. Zaten ilk işte o gece bir araya geldik. Dedim ki evlenip çocuk yapalım dedim ben ona. O gece mi dedin? Evet. O da tamam dedi. Biz tamam de zaten dedi? 6 ay sonra evlendik. 6 ay mı? Çocuk da yaptık. Peki mesela sen bunu lise 2'den beri hissettin söylediğinde ne dedi? Niye şaşırdı. Daha önce söylemedin? Şaşırdı. Diyor.
o da öyle bakmaz mevzuya yani. Niye daha önce söylemedim? Ya daha önce söyleseydim bunlar olmayacaktı zaten. Evet, aslında her şeyin bir zamanı her var. Şey berbat olacaktı yani. Çatı katı. O yüzden hak ettim dedim zaten. Yani ben bunu düşünerek hak ettiğimi söyledim. Yoksa o kadar sene, o yüzden dedim hani 20 sene beklediğim için değil. Yani ben orada o kararı verdiğim için hak ettiğimi düşünüyorum. Yani hak etmek derken de işte yani. Yo, yani hak etmişsin. Hak edilmişlik yani. Yani o mutluluğu, o şu anki çok şükür ki bu yaşadığımız Tuzur. Şeyi hak ettiğimizi düşünüyorum. Çatı katını. O da tabii ki aynı şekilde. O zaman ya bu kadar çatı katını konuştuysak bir dinleyelim, isterim. Şimdi çatı katında İnziva vakti, nerede yaranacak aklının hakkı? Dinlemeliydim vaktinde aklı, seni unutmaya çalışmakta varmış. Maalesef bana bıraktıklarınla teselli yanında, demek ki elleri boş dönmekte varmış. Bugünleri görmekte varmış. Yarın hatırımı sorsan ne olur? Bugün hevesimi kırdın bir kere. Gitme dememle kalsan ne olur? Gönlüm çoktan yola çıkmış bir kere. Yarın hatırımı sorsan ne olur? Bugün hevesimi kırdın bir kere. Gitme dememle kalsan ne olur? Gönlüm çoktan yola çıkmış bir kere. Yarın hatırımı sorsan ne olur? Bugün hevesimi kırdın bir kere. Gitme dememle kalsan ne olur? Gönlüm çoktan yola çıkmış bir kere. Boşa sevmiyorum ben bu şarkıyı. Bak, hikayesini bilmiyordum ama bana mesela çatı katı şey gibi değil böyle. Hani gittim ben senden değil de başka bir hikayesi var yani. Hiç öyle hüzünlü gelmiyordu bana. Yani çatı katı, çatı katında yazılmış bir şarkı. Gökhan Şahin'in sözleri. Ben o zaman işte Beylerbeyi'nin yukarısında yaşıyordum. Bir çatı katında kalıyordum. 5 sene falan orada yaşadım. Şarkıyı bana sözlerini yollamıştı. Bayağı da uzun süre kaldım elimde. Çok böyle sıkıldığım bir dönemde, o dönemde bir ilişkim vardı ve bitmek üzereydi ve gerçekten çok bunalmıştım yani. Hani böyle o çatı katında klipte bağırdığım sahneler çok gerçek. Gerçek. Belki de insanlar o yüzden çok sevdiler o klibi. Çok yani güzel orada klip bütün ama. Öfkemi, bütün sinirimi, bütün o yaşadığım bütün sıkıntıyı attım. Üzerine de zaten Sinem'le işte bir araya geldik falan. Yani o negatifliği atıp içimi boşaltıp ona koştum gibi oldu gerçekten. O dönem yazdığım bir şarkıydı. Çok da böyle değişik oldu yani, çatı katına yazılmış bir şarkı. Toprağı nadasa bırakıp böyle, değil mi? Evet, temizleyip temizleyip nadasa bırakıp ektiğin tohum en bereketli tohum. Yani sabır çok önemli bir mevzu. Ben çok sabırlı bir adamımdır. Çünkü kendime çok güvenirim. İşimle ilgili de hep böyle düşündüm. Mesela ilk çıktığım zaman da şarkıların bir noktaya geleceğini her zaman inandım, biliyordum. Çünkü o duyguyla yaptığımı, o hissiyatla yaptığımı düşündüm. O yüzden o bakımdan kendinize güveniyorsunuz, sabır. Anladım tavrındakinin ne olduğunu şimdi sen anlatınca. Bir tane kart çekelim mi, ne soru çekelim. Çıkacak ona cevap verelim. Sonra da bana soru sor. Tabii. Bakayım ne çıkacak. Doğacağın ülkeyi seçebiliyor olsaydın hangi ülkeyi seçerdin? Çok var aslında da. Ben Danimarka isteyebilirdim mesela. Kopenhag falan, bayılıyorum oraları. Yani evet, ben de Avrupa olurdu büyük ihtimal. Londra olabilirdi, Amsterdam olabilirdi. Yani bunlar olabilir. İngiltere ya da Hollanda gibi bir ülke. Evet, yani mi? Müzikle uğraştığımı düşündüğüm ya da düşün, yani yine müzikle yine uğraşabileceğimi. Yine müzik yapardın? Büyük ihtimal. Yani ya sporla uğraşırdım ya müzikle uğraşırdım. İkisi de zaten onun için. Peki böyle liseden var mıydı hep müzik hayatın? Hep mi müzikte? Orta sonda başladı.
Çok yakın bir arkadaşım gitar çalmaya başlayınca ben de onunla heveslenip çalmaya başladım. Şarkı söylemeye o zaman da başladım. Gitar çalmaya başlayınca şarkı söylemeye başladım. Yoksa şarkı söylemek de hiç hayatımda yoktu. Yani resim yapıyordum ben daha çok, karakalem. Hala devam mı? Valla uğraşıyorum arada bir. Şimdi biraz bilgisayarla yapmaya çalışıyorum. Yeniden böyle bir canım sıkıldıkça işte atayım diye üstündeki şeyi. Ay ne güzel bir şey bu ya. Çizebilmeyi çok isterdim. Çok keyifli, aynen. Çok müthiş bir şey. Yani ben şimdi Ali çok seviyor diye işte şeyler buluyoruz. Nasıl çizilir videoları var işte. Sevdiği bir karakteri nasıl çizeriz. Hakikaten çizebiliyorum yani birebir onunla. Ha, süper, o öğrettiği gibi çizmek onun. Bir matematiği var tabii de. Böyle ilk Ninja Turtles çizdik beraber. Ve ben böyle oldum. Aa, Ninja Turtles çizebiliyorum ben. Harika. Hani çöp adam çizemez falan. Çok keyifli. Ben yani müthiş resim yaptığım zaman da çok keyif alıyordum. Böyle 3-4 saat hiç bıkmadan, sıkılmadan kendimi dünyadan koparacak şekilde. Yani yanımda Gökhan deseniz duymazdım. O noktada resim yapıyordum ama hiç aklımdan hayal gücümle ilgili bir, yani hayal gücümle bir şey yapamadığım için onunla ilgili çok heyecan duyamadım. Ay bence duymalısın. Kızlarla şahane şeyler olabilir. Tabii, bana soru hazırladın mı? Yani bir iki tane düşünüyorum ama çok eskiden beri, yani çok genç yaşlardan beri bu camianın içerisindesin. Tabii 25 ya. Yıl. Değil mi? Yani tabii, 27 hatta 95. Bu seni hem negatif hem pozitif nasıl etkiledi onu merak ediyorum. Yani zor bir şey olsa gerek. Yani kaç yaşında başladın? 18. 95 yılıydı ilk başladığımda. Aynen. 77'liyim ben. 18 yaşında başladım. Ben hatırlıyorum mesela, izliyordum. Evet. Erkan Petekkaya'yla birlikte Sabah Şekeri'ydik. Erkan bile Sabah Şekeri oldu, evet, düşün. Evet, Erkan'la Sabah Şekeri'ydik. Star televizyonlarında çok keyifli. Yani çok genç yaşta çünkü yani çok zor olsa gerek. Evet, o 97. Bir de televizyon. 20 yaşındayım ve canlı yayın. Hafta içi her gün, evet, düşünsene. İnanılmaz. 95'te aslında canlı yayınla başladım zaten. Televizyon. Tamam. Ve televizyon kanalında gene hafta içi, hı-hı, her gün canlı yayın yapıyordum. Hep canlı yayınla başladım. Dolayısıyla yani bana çok böyle şimdi kolay bu iş. Tabii. Ama şey oluyorsun, birlikte yaş aldıklarının değişimi, dönüşümü. Başlayan işte kimin nasıl başladığını biliyorsun da o hal tavır, onların, ha, dönüştüğü yerler. Böyle bir garip geliyor bazen. Allah Allah diyorum yani. Niye ben kendime her gün neydim, ne oldum, ne olacağım soruyorum. Ebe mübarek hiç mi sormazsın kendine neydim, ne oldum, ne yani olacağım? Yani bir de ki yani negatif bir şeyi var mısın? Negatifi var. İşte bunlar yani ne olduğunu bildiğim. Ama hani bir de çok genel geçer bir şey ya bu, ünlü olmak. Evet. Çok anlık bir şey. Herkes ünlü. Sunay Akın'ın deyimiyle herkes hayatında bir kere ünlü zaten. Evet. Mesele ünlü olmak mı yoksa ardında kıymetler bırakmak mı? Ne bileyim hani oralar çok insan yaşam felsefesi bakış açısıyla benim için ünlü olmanın hiçbir esprisi yok mesela. Aynen. Dolayısıyla da İşinde bizim sayemizde ünlüsün bana çok komik bir cümle falan gibi. Bana böyle geliyor, evet. Ama böyle bakıp 27 yıl bir mesleğe gönül vermek, 27 yıl bir mesleğin içinde var olabilmek, istikrarlı bir alanda durmak. Evet, sevilmeye de bilirim. Sevilmiyor da olabilirim. Bazıları izleyip saygıdan aslında, evet, sevilmek dediğim, evet. Ben herkes seviyorsa bir sıkıntı vardır demek, evet, zaten ama saygı duyulması çok önemli. Bence saygı, aynen, duyulan bir insansın yani. Evet, saygı ve tatlı bir mesafemiz olduğunu düşünüyorum. Bu bana iyi geliyor. Hangi meslekte 27 yıl geçirseydim rahat, evet, ederdim? Kesinlikle şu an var olduğum meslekte. Harika. Ama karısı şey zaten eminim olacak ama çok keyifli. Keyifli. Kendini biliyorsan, ne istediğini biliyorsan, istikrarlı gidiyorsan bence çok lezzetli bir yolculuk. Yani şey çok önemli işte ya, kendinden emin olmak bence. Evet işte sendeki o hal o ama. Yani ne olacağını biliyorsun sonuçta. 10 yıl sonra da ne olacağını biliyorsun kendine güvendiğin zaman. Evet. Çünkü hani kaybedeceğim bir şey yok aslında. Şey olarak kaybedeceğim bir şey yok. Kötü olan bir şeyin yok. Bu konuda kendine netsin. Evet. Bağlısın yani. Evet. Yani çünkü şimdi işimiz hep böyle görsel. Televizyon, medya, hani bir şeyim çıkacak mı tereddütü, bir şeyim var mı acaba tereddütüyle zaten yaşayamazsın. Tabii ama ben mesela buraya da değişik bakıyorum. Çıkabilir, olabilir. Hepimiz gençtik, hepimiz tabii hatalar canım, yani yaptık, her şey olabilir ama orada da arkasında durma halinin yüceliğine, aynen, çok inanıyorum. Çünkü yani hepimiz hatalar normal yaptık. Normal şeylerden bahsediyor. Yani evet, hani normal olanlardan. Aynen, tabii ki normal olanlardan. Aynen, aynen. Ama hayat tabii ikimize de şöyle bir şans vermiş ki mutlu bir yuvanın içinde, evet, mutlu çocuklar yetiştirip, kesinlikle, hem de iyi ebeveyn, iyi hayat arkadaşı olabilmeyi
ölmeden tatmak. Bu da büyük bir haz zaten. Zaten en önemlisi o yani. Ben kızlarım olunca gerçekten başka hiçbir şeyin önemli olmadığını düşünüyorum şu an mesela. Yani bana hayalin ne diye sordukları zaman çocukların büyüdüğünü görmek diyorum yani. Çünkü yani ne yani şimdi ben daha iyi şarkı yapma gibi hayalim olamaz ki benim. Ya da daha iyi yerlerde konser vermek. Şu an zaten mutluyum yani verdiğim. Yani kişi sayısı artınca bu benim hayalimin artığı veya başka bir yere geliyor olması gerek yani anlamına gelmiyor. Ama çocuğumun gerçekten kızların büyüdüğünü görüyor olmak, onlarla arkadaş oluyor olmak, bir şeyleri sohbetine hediye olmak bu bir hayal yani gerçekten. Çok eğlenceli çok, bir hayal. Çok. Peki en iyi ve en güvenli şey hayatında bir denge tutturmak. Çevremizde ve içimizdeki büyük güçleri anlamak. Bunu yapabilir ve bu şekilde yaşayabilirsek bilge bir insanmışız. Böyle söylemiş Eurodip. Yani şu güzel isimler söylemiş. Euripides, Yunan düşünürü. Ne düşünüyorsun bu cümleyle ilgili? Yani benim çok inandığım bir şey bu. Şimdi sen başta da okuyunca yani aslında seni düşünerek gitti. Bulduğumuz bir cümle süper. Açıkçası. Yani ben de denge peşinde olan bir adamımdır. Bu denge peşinde olmak bazen dengesizlik yaratabiliyor tabii ki. Yani hani sağa sola, yukarı aşağı bir yerlere kayabiliyorsun. Yani bu çok tabii normal. İnsanız. Ama amaç bence de o olmalı. Yani bir şeyin dengesini tutturmak çok önemli. İyi insan olmak da bence birazcık ondan geçiyor diye düşünüyorum. Ben hayatım tam olarak böyle yaşamaya çalışıyorum zaten. Öyle de görünüyorsun. Merkezinde kalan, böyle kolay evet. Sinirlenen ama kolay kolay sinirlenmeyen. Evet, yani hani işte böyle... dediğim gibi sabırlıyımdır. Yani çok fazla şeye çok büyük tepkiler göstermem ama benim de damarım var yani herkesin olduğu gibi ama bu damarıma basılması yani basılsa bile hani bir tamam. Yani mesela şöyle bir şey oluyor Sinem'le aramızda. Sinem bir şeye mesela çok bir anda tepki gösteriyor. Ben artık kendimden şüphe etmeye başlıyorum. Diyorum ki ya karşı tarafında belki böyle bir şeyi vardır. Buna hemen böyle tepki göstermeyelim. Hı hı. Yani hep karşı tarafı, hep bir empati yapma gereği hissediyorum bu durumlarda. Bu da bende aşırı bir denge... fazla hümanizm. Ya evet biraz fazla mı acaba diye düşünüyorum ama bence Bülent bu iyi hissettiriyor bana. Ya kadın olarak ben de biraz Sinem gibiyim. Çabuk sinirleniyorum ve haksızlığa uğramış hissedebiliyorum. İşini yeterince yapmadığını düşünüyorum. Ya da ilişki biçimimizi hakkını vermediğini düşünüyorum bazen karşı taraflar için ve yargılayıcı olabiliyorum. Bülent de senin gibi hep böyle biraz daha benim vitesimi düşürmeye çalışıyor. Öyle de olması lazım aslında. Şimdi mesela sen öyle olsan belki de Bülent abi diyecek ki mesela evet. Bir şey yapayım falan filan. Aynen. Bizde zaten öyle bir durum oluyor. Zaten evet. Yani bence eşit. Böyle olmalı. Yani, zaten ikimiz de öyle olsak yani birbirini bittik. Köpürterek zaten hayat geçmez. Ne hem pozitif hem negatif. Yani evet. Bak ne kadar iyiyiz, ne kadar abi çok iyi değil miyiz falan. Yani ben mesela evet. Bazen kendimi çok iyi hissettiğim zaman Sinem beni kontrol altına alır. İşte Sinem kötü olduğu zaman ben derim ki bak kötü ama tamam bak bu şekilde atlatacağız bunu. Ya da bu şekilde yaparak belki de bunun altından kalkılacak falan gibi. Zaten öyle olması gerekiyor. Bu da bir denge işte. Bu dengeyi kurmak büyük şans. Sayfanın son satırlarına senin defterinin sayfası bu. Yani benim defterimin sana ait olan sayfası. Eyvallah. Her gelen konumla ilgili fikirlerimi yazıyorum. Mottomuzu yazıyorum. Sonra da senin kendi cümlelerinle kendi satırını bitirmeni tamam. İstiyorum. Bu sana iyi gelen bir cümle olabilir. Böyle kendini bir çare hissettiğinde. İşte bu da geçer yahu gibi. Ne bileyim her şey olması gerektiği gibi. Benim cümlemdir mesela. Severim yani. Böyle motive olduğun, seni güçlendiren bir söz varsa satırların senindir. Bir de bir video selfie çekeceğim. Tabii Gökhan ki. Bunu da kullanıyorlar programın içinde. Tabii. Şöylece gelip hem videosunu kullanıyorlar hem selfie'sini. Şimdi sana bir soru soracağım. Bunun cevabını programı kapattıktan sonra çekeceğiz. Sosyal medya hesabımızdan görecek sevgili izleyenlerimiz. Bunu bu hafta hiçbir konuma yapmadım galiba. Emin de değilim bilmiyorum ama. Şimdi Gökhan'ın çocukluğuna gidelim. Birazcık küçük Gökhan'a gidelim. O sınıfta ağlayan kapının aralığından annesini görmek isteyen erkek çocuğuna gidelim. Ve şimdiki Gökhan ona ne söylemek ister geleceğe dair? Belki kızlarınla da söylediğim bir cümle olabilir bu. Gelecek endişesi duyan, yalnız kalmaktan korkan, hep bir sevdiğiyle göz göze gelmek isteyen o küçük... İçindeki küçük çocuğa ne söylemek istersin? Düşünmen için zamanın var. Aslında hep dediğim gibi canım izleyicim. Göründüğümüz halimiz, dışarıdan okunduğumuz halimiz içimizle bir.
O yüzden içimizden ne geçiyorsa gözümüzde, sözümüzde, tavrımızda. Ona göre yaşamak kıymetli. Gökhan Türkmen'di bugün konuğum. Hiç şaşırtmadı. Bambaşka sohbetlerde bir arada olmaya devam edeceğiz. Hoşçakalın. Bugünkü konuğum sevgili Gökhan Türkmen'di. Annesine çok düşkünmüş. Hayali çocuklarının büyüdüğünü görmekmiş. Bence çok iyi bir baba ve çok iyi bir eş. Tıpkı göründüğü gibi yani. İyi ki geldin Gökhan Türkmen.